ederek başlamalı söze. Eğri oturup doğru anlatayım hikayeyi size. Gelelim hikayemize. Zamanda yolculuk yapalım vın 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 vın. Bir köy kahvesinde duralım. Evet efendim, bu köyde yaşayan muhtarın köy ahbaplarından biri olan Cin Ali'ye yaptığı planı nakledeceğim. Muhtar planında ona yardımcı olan Serkan'ı birkaç günlüğüne ilçeye götürüp bırakmış. Planına daha sonra kaldığı yerden devam etme niyetindeymiş. Kahveye vardığında köy ahalisi Cin Ali'nin hastalandığından bahsediyorlarmış. Dikkat etmek lazım, mavalar adamı çarpar. Doğru diyorsun. Ben de dün üstüme bir şey almadan davarların arkasından gittiydim. Sabaha kadar titredim durdum. Bereket şimdi iyiyim. O sırada Cinan'ın oğlu Fatih gelmiş. Muhtarın arkası yola dönük olduğu için dönememiş. Muhtarım mı? Muhtarım mı? Kim sesleniyor olan bana? Baban ne silah diler? Yatıyor bileyim mi? Her yanı ağrıyormuş. Üstünü iyice bir örtün. Adam akıllı terlisin. Yarına bir şey kalmaz. Olur mu lan öyle şey? Oğlum sen bileğimine bakma. Üstünü açın donacak kalsın. Biz ıslatıp ıslatıp koltuk altlarına koyun. Ulan öldürecek misin adamı? Ben de neyi mi bileceksin deli? Ben askerde sıyıydım Fatih. Oğlum. Öyle geçmezse anana söyle iyi bir yaka vursunlar. Her şeyi yaka mı vurulurmuş evladım? Kekik yağıyla iyice avun geçer. Fatih, yeğenim, nane limon içsin baba. Her derde deva. Bakkalda yoksa bende açılmamış paket var vereyim. Ulan aslında onun iş mıskalık. En iyisi mıska yazdırmak. Mübarekler. Hayvanınız hastalandığında köye veteriner getiriyorsunuz. Şu adamcağız için biriniz de doktora gitsin demiyor. E hocam fena mı senin kayıpta boş kalmıyor? Doktorlar bir şey bilmiyor. Ben dizlerimden kaç doktor gezdim hala ağrır. Vaktiyle bizim köylere gelen Hasan Ali vardı. Yörük doktor derdik. Dişi ağrıyana da bahardı, başı ağrıyana da, avuşu ağrıyana da. Herkes de şifa bulurdu. Yürük doktor gibisi var mı? Bize hep o sinnet etti. Nalbat değil mi o dediğiniz? Nal da çıkardı, elinden her iş gelirdi. Bir keresinde bizim Mehmet Ali damdan düştü. Ağzı, yüzü, kafası, gözü yarıldı. Bereket versin bizim yörük doktor köselerin ineklerine bakmaya gelmiş. Hemen yetişti. Çocuğun kafasını sardı, sarmaladı. Hem doğru dürüst para pul da almazdı. Bir şirik arpa, bir kilo buğday, bir parça tereyağı verdik mi dua ede ede giderdi. Kahvedekilerin susacağı yokmuş. Muhtar Fatih'e dönerek... Yeğenim sen ne için gelmiştin? Unuttum muhtemem mi? Koş eve bir daha sor gel. Koş! Muhtemem mi? Yolda aklıma geldi. Baban kahveye git muhtememini al gel dedi. Hayırdır? Bilmiyorum valla. Babam kahveye git, etrafa bak. O fotoğrafçı diye yüz yoksa muhtar emmini al gel dedi. Çocuk da düşmüşler yola. Cin Ali çok korkmuş. Beti benzi atıkmış. Muhtar içeri girer girmez. Hoş geldin muhtarım. Polis gelmedi değil mi? Yok yok, onu ilçeye bıraktım. Birkaç gün sonra tekrar gelecek. Ne olursun muhtarım beni kurtar, kulun köpeğin olayım. Dur hele dur hele, ne oldu? Nereden kurtaracağım seni? Kalk hele ayağa. Ben öldüm bittim muhtarım, ben öldüm bittim. Hastalıktan dolayı diyorsan millik üşütmüşsün. Arabayı alıp geleyim hastaneye gidelim. Mine vururlar, bir serum takarlar, iyileşirsin. Muhtar derdini çok iyi biliyormuş oysa ki. Koskoca adam hüngür hüngür ağlamaya başlamış. Ne zamandır içimde sıkıntı vardı. Ben biliyordum böyle bir şey çıkacağını. Tabanca temiz olsa bana satarlar mı hiç? Ayşe!
acımış ama her ne olursa olsun bu işin sonunu götürecekmiş. Sakin sakin anlat hele, ne diyorsun anlamıyorum. Polisin dediği tabanca benim tabanca, ben de bir Almancıya satmıştım. Muhtar onu teselli etmek ister gibi davranmış. Senin değildir belki, nereden biliyorsun? Vallahi da benimki, billahi da benimki. Vay benim başıma gelenler, vay muhtarım kurtar beni. Yahu Ali, bu cinayetleri işleyen sen neysin? Eninde sonunda gerçek ortaya çıkar. Parmak izi dedi, duymadın mı? Gerçek ortaya çıkana kadar kim bilir kaç yıl geçer. Belki parmak izi senin aldığın adamındır. Değildim, ben her gün silerim onu. Of, of. O zaman ayvayı yedin Ali. Muhtar öyle deyince Ali'nin sesi daha da yükselmiş. Muhtarım sen ne diyorsun? Allah'ını seversen bir yol göster. Hele bir sakin ol, toparlan, düşünelim. Biraz sonra Cin Ali ağlamayı bırakmış, elini yüzünü yıkamaya gitmiş. Yolda da aklına bir fikir gelmiş. Kaçsam dikkat çeker mi acaba? O zaman hepten senin başına kalır iş. Kurbanlık koyun gibi bekleyecek miyim? Polise söyle kaç para isterse vermeye razıyım. Her şeyim onun olsun, beni bu işten kurtarsın. Ben böyle bir şeyi nasıl teklif edeyim? Adamı yeni tanıdım. Hem memura teklif etmek suç. Benim de başımı yakarsın. Ne yapacağız? Ali çaresizce muhtarın yüzüne bakıyormuş. Dost acı söyler Ali. Sen bu işten kurtulamazsın. Eninde sonunda seni bulup hapse atarlar. Bir ihtimal adam çıkar da ben öldürdüm derse yırtarsın. O da şu anda mümkün değil. Ankara'ya falan gitsek, araya adam soksak, senin tanıdığın vardır. Ne de olsa muhtar diye namın var. Namım var da ne mührüm var ne koltuğum. O sıralar Ali Çavuş öldüğünden yerine Gulli Musluk muhtarı olmuştur. Gulli Musluk'la gidin. Geçen sene adamı saraya bile çağırdılar. Senin işi çözer. Cin Ali çocukluktan beri Gulli Musluk'la düşmandır. Bırak ayalakayı yahu. Ona kalsa beni idam ettirir. Benim derdimi anca sen çözersin. Bana kalırsa sakal bırak, gözlük tak. Serkan'ın köye geleceği zaman ben sana haber vereyim. Bir bahane bul, ortadan kaybol. Serkan gidince ben sana yine haber veririm, dönersin. Önemli olan Serkan'a değil, onun fotoğraf makinesine yakalanmamak. Resim olmayınca seni nasıl teşhis edecek adam? Bu sözleri duyunca Ali'nin yüzü gülmeye başlamış. Hay aklınla bin yaşa! Yakalanmaya yakalanırsın ama yakalanıncaya kadar birkaç sene geçer. Bu arada Asiye'ye verirsin, Fatih biraz daha büyür. İşleri oğluna bırakırsın. Nasip olur da ölmeden hapisten çıkarsan ne âlâ. Cin Ali hem üzülüyor hem de bir umut ışığı gördüğü için seviniyormuş. Sahi bana haber verir misin? Neden vermeyeyim Cin Ali? Sen benim kardeşim sayılırsın yalnız. Yalnız ne muhtar? Para pul mu istiyorsun? Ne istiyorsun? Muhtar Cin Ali'ye ne söylese razı olacakmış ama yine de insaflı davranmak istemiş. İş tutunca şurama bir ağrı girer ki sorma. Vah muhtarım. Bundan sonra benim tarla tapan işlerini sen görüversen çok makbule geçer. Cin Ali bunu hafif bulmuş ki... Lafım olur muhtarım, sen hiç merak etme. Cin Ali daha başka isteyecek mi diye muhtarın ağzının içine bakıyormuş. Davar peşine koşmaktan dizlerim de tutmaz oldu. Eskisi gibi dağ bayır da çıkamıyorum. Benim malım zaten az, senin davarlara katalım. Sen nasıl olsa gidiyorsun. Ha 100 keçi ha 150 keçi fark etmez. Benim hayvanları da gidiver. Ali buna da razı olmuş. İstersen hepsini sana vereyim, yeter ki kurtar beni. Evet efendim, geldik hikayemizin sonuna. Muhtar bir plan uydurmuş, Cin Ali habersizce buna uymuş. Muhtar denizdeki yılan, Cin Ali denize düşen olmuş. Ey dostlar, siz olun, ya denize düşmekten kaçının ya da yılan yerine bir kütüğe sarılın. Saki kalmaz mı sohbet baki, her ne kadar sürçülisan ettimse affola.